Enflasyon verileri ve ekonomik aktivite tarafında güçlü seyrin devam ediyor olması, FED cephesinde gevşeme beklentilerini düşürürken tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Şubat ayında tekrar yükselmeye başlayan reel faizler, hisse senetlerinde yaşanan düşüşlerin mimarı konumunda. Veri takvimi çok yoğun olmasa da dün Amerika tarafında karşılanan veriler, Amerika ekonomisi için karışık sinyaller vermeye devam etti. Conference Board Tüketici Güven Endeksi anketinde beklentiler alt kalemi sert bir düşüş gösterdi. Cari durumsa önceki aya göre yükselmiş durumda. Richmond Fed üretim endeksi ise beklentilerden daha sert düşüş yaşadı. Amerika ekonomisinde büyüme verileri her ne kadar 2023 yılına güçlü bir giriş yapmış olsa da sıkılaşma adımlarının etkisini her geçen gün daha çok hissettireceği ve özellikle üretim tarafında yavaşlama sinyallerinin alınıyor olması tartışmaları beraberinde getirir durumda. Avrupa hisse senedi endekslerinde dün satıcılı bir seans geride kaldı. Euro Eurostox endeksi %0.23 değer kaybederken DAX endeksinde de %0.11 düşüş izlendi. FTSE 100 tarafında da %0.74 düşüş yaşandı. S&P 500 endeksi dünü %0.3 değer kaybıyla tamamlarken Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.1 düştü. Dow Jones Endeksinde ise %0.7'lik bir değer kaybı izlendi. Gün içerisinde kayıpla kazanç arasında dalgalanan dolar endeksi günü %0.21 primle 104.89 seviyesinde tamamladı. Yükseliş beklentisine rağmen bir önceki aya göre gerileyen Conference Board Tüketici Güveni Endeksi verisinin ardından gerileyen endeks sonrasında kayıplarını geri almayı başardı. Çoğunlukla dolar karşısında değer kaybeden Geon para birimleri arasında Yeni Zelanda doları ve Japon yeni pozitif ayrıştı. Yeni Zelanda doları dolar paritesi %0.21 primle 0.61.78 seviyesine yükselirken dolar Japon yeni paritesi 136.18 seviyesinde yatay seyretti. Dolar karşısında en çok değer kaybedenler ise İsveç kronu ve İsviçre frangı oldu. Dolar-İsveç kronu paritesi %0.67 artışta 10.46 seviyesine, dolar-İsviçre frangı ise %0.51 primle 0.94 on seviyesine yükseldi. Fransa'da enflasyonun Şubat ayında beklentinin üzerinde artmasıyla dolar karşısında değer kazanan euro kazançlarını koruyamadı ve günü %0.26 kayıpla 1.05.81 seviyesinde tamamladı. Benzer şekilde sterlin dolar paritesi de %0.18 kayıpla 1.20.42 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimleri ise dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Şili pezosu dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olurken, Kolombiya pezosu en çok değer kaybeden oldu. Şubat ayı boyunca daha sıcak bir ekonomiye işaret eden Amerika verilerinin ardından dün gelen tüketici güveni verisinin artış beklentisine rağmen gerilemesi, Şahin para politikasına yönelik beklentilerde sınırlı da olsa gevşemeye neden oldu. Bu nedenle Onsalt'ın %0.54 primle 1826 dolar seviyesine yükseldi. Daha yüksek beta işlem gören gümüş ise %1.37 primle 20.91 seviyesine yükselmiş durumda. Fransa'da enflasyonun beklentinin üzerinde açıklanması nedeniyle Avrupa tahvil piyasasında satıcılı bir seyir hakim oldu. Fransa 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 6 puan artışla %3.11, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 7 puan artışla %2.64 ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan artışla %4.46 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi de 2 puan artışla günü %3.82 seviyesinde tamamladı. Artış beklentisine rağmen Şubat ayında gerileyen Amerika tüketici güveni güne satıcılı başlayan tahvil piyasasının kayıplarını telafi ederek primlenmesine neden oldu. Fakat Amerika tahvilleri kazançlarını koruyamadı ve günü hafif eksi de tamamladı. 10 yıllık Amerikan tahvilinin getirisi 1.4 puan artışla %3.93, 2 yıllık getirisi 3.8 puan artışla %4.81 seviyesine yükseldi. Gelişen ülke euro tahvilleri çoğunlukla satıcılı işlem görse de Türkiye hazine euro tahvilleri pozitif ayrıştı. 10 yıllık euro tahvilinin getirisi 5.5 puan düşüşle %9.30, 5 yıllık getirisi 9 puan düşüşle %9.31 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise yaklaşık 5 puan düşüşle 560 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.